Merhabalar değerli sektör mensupları, araştırmacı yazar ve sunucunuz ben Emel Benli. Bu kez sizlere İstanbul'dan sesleniyorum. İstanbul'da Eyüp Sultan'da bulunmaktayız. Eyüp Sultan'da Dream Curtains'ın ofisindeyiz. Evet, gelişen teknolojiye ayak uydurduk. Ayak uydurmak da zorundayız. Çünkü nihai tüketici bizden en son teknolojiyi istiyor. Kumaşlarımızı, fonduklarımızı, tüllerimizi yenilerken elbette ki teknoloji desteği ile bizler işimize kolaylıklar sağlıyoruz. Efendim bu kolaylığı Türkiye'ye getiren biri var. Çok yakından tanıyorsunuz. Eğer şu anda programımızı ilk defa seyreden bir perdeciyseniz de efendim buyurun size tanıma fırsatı diyorum. Evet, Kosova'dan kalktı geldi beyefendi. Bir hikayenin, bir hayalin peşine düştü. Bu hayali Türkiye'de gerçekleştirdi. Hep perde giydirme programlarından bahsediyoruz. Bütün ürünleri sizler dikemezsiniz. Bütün ürünlerin teşhirlerini mağazalarınıza, camlarınıza asamazsınız. Ama bu ürünleri sizler için diken, hayata geçiren biri var. Dream Curtains ailesi ve Dream Curtains'ın efendim üstadı Sayın Valbon Yorgancı. Evet, konumuz anlaşıldı. Konumuz bugün Valbon Yorgancı'yı tanımak olacak. Ayrıca programımıza Valbon Bey'in asistanını da dahil etmek istedik efendim. Grafik tasarım uzmanı Sayın Beyza Sarıoğlu. Beyza Hanım da sizlere perde giydirme programının inceliklerini, aslında ne kadar kolay olduğunu anlatacak. Efendim merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olun, sizleri sanırım. Sizler çok nasılsınız? Şükür, iyiyiz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Türkiye'ye yenilik getirdiniz. Aslında Türkiye'nin perde giydirme yüzü oldunuz. Evet, evet. Türkiye'de birçok ünlü markayla çalıştınız. Evet. Çok da başarılı oldunuz. Evet. Kısacası tuttunuz desem, böyle bir tabir kullansam olur mu? Efendim biz sizi tanımak istiyoruz. Valbon Yorgancı kimdir? Şimdi ilk baştan Valbon Yorgancı kimdir? Valbon Yorgancı bildiğiniz gibi bu hikaye Kosova'dan başladı. İlk başladığımızda bu program sadece bir amaç vardı. Dışarıda bulamadığımız istediklerimizi bu program içinde dedik ki biz kendimize göre bir program kendimiz tasarlayıp kendimize yazdıralım. Çünkü programın bütün içeriği bana aittir. Sadece içindeki kodlama o da Kosova'daki ekibe. Ama buradaki sayfayı şeyi yine Türkiye'deki ekibimiz yönetiyor. Şimdi ilk geldiğimizde 2015 senesiydi. Brilliant'la başlamıştık. Brilliant'ın etkinliği. İlk sunum fuarda. Evet. Yani yapamazsın dedikleri için biz bugüne kadar Allah'a şükür yaptık. Yaptınız. Yaptık her şeyi. Şimdi çoğu diyor ki bu program yeni mi çıktı? Aslında yeni bir program değil. Bu programın 5-6 senelik bir geçmişi var. Ha, içindeki hazırlığını sorarsanız o zaman 2003 senesinde dönmemiz lazım. Yani oradan bu hayal başladı. Evet. Şimdi bu programı hazırlarken bizden önce bazı arkadaşlar denediler, yapamadılar. Yani yapamadılar, yarı yolda bıraktılar. Ama bizde bir Arnavutina da olduğu için yarı yolda bırakmak yok. Aslen Arnavutlusunuz. Aslen Arnavutuz. Evet. Aslında siz de perde sektörünün içerisindesiniz. Evet. Perde sektörünü bilmeseydiniz bu işe gönül veremezdiniz. Yapamazdık. Ya sadece gönül vermek değil de yapamazdık bile. Evet. Şimdi çoğu diyor ki bana, geçen bir arkadaşa bir sunuma gittik, programı anlatıyorum. Bana diyor ki, beni dinlersen diyor, sen diyor bunun satışını durdur. Hemen kendine bir tane perakende mağazası aç. O zaman o hikayeyi de dinleyelim. Yani sizi bir Kosova'ya götürelim. Kosova'da gerçekten çok güzel işlerin altına imza atan hem toptancısınız, perde toptancı mağazanız, perakende mağazanız, Zebra Store atölyesi ve Balkanlara yayılmış bir satış stratejisiniz ya, var. Karadağ'daki Arnavutluk'taki müşterilerimiz var. Yani hedef daha Kosova bir bağımsız, tam bir bağımsız ülke olsa, hak ettiğimiz yeri kazanırsak zaten bizim hedefimiz komple Balkanlar değil, Avrupa'ya da açılış orada. Hı hı. Çünkü bizim oranın milleti çalışkandır ve başarılıdır. Evet. Yani bir iş yapılacaksa yapalım diye değil, yapana kadar devam ederiz biz. Hı hı. Zannediyorum, yanlış düşünmüyorum değil mi? Yanlış söylemiyorum. Kosova Alman şu anda. Yok.
Şu anda Kosova bağımsız. Bağımsız. Evet. Ha, ben Alman baskısı altında. Yok, Alman baskısı altında evet. değil. Almanların NATO KFOR olarak ama Türk askeri de orada var. Evet. Yani şu anda Sırbistan'ın bırakmak istemediği bir ülke oldu. Anladım. Ama anladım. Biz kendi ülkemizdeyiz. Kendi bağımsız bir ülkemizdeyiz. Ve Türkiye'de sizin bir ülkeniz. Ya, çünkü Türkiye'de siz Türk kökenlisiniz. Oradan zaten Osmanlı geçmişimiz bizlerin evet. de var. Yani Türk kökenli diyemeyiz. Çünkü Türkiye'den mi geldik, oradan mı büyüdük onu bilemeyiz. Ama o kadar güzel Türkçe konuşuyorsunuz ki. Ya şimdi siz Prizren'e geldiğinizde zaten orada da Türkçe'yi gördünüz ki zaten bizim orada Türkçe konuşulur. Evet. Osmanlı evet. o kadar güzel evet. izler bırakmış evet. ki Türkçesini de öz Türkçesini evet. de Balkanlara bırakmış. Evet. Efendim şimdi kaldığımız şimdi, yerden devam edelim. Tabii. Şimdi programı anlatalım. Dream Kurtanz. Yani ilk bir 85'ten beri 86'dan beri benim bir bilgisayar aşkım vardı zaten. Devamlı bilgisayarla büyüdük. Ama 90-91'de bu mesleğe atılınca babam yorgancıydı. Yorgancılıktan manifaturaya geldi. Manifaturadan sonra perdeciliğe başladık. Yani o perdecilik de benden başlamıştı. Bir aşk. Yani bir şey farklı bir şey yapayım. Ama bugüne kadar buraya geleceğini ben bile kendim bile düşünemezdim. Yani bir perde kumaş 5 metre ekstra for. Yanına ver bir terzinin yanına gitsin diksin perde bitti asıldı. Evet. İlk 91, 93, 95'e kadar diyebiliriz ki o işi yaptık. Sonra ilk atölyemizi Kosova'da kurduk. Oraya da buradaki arkadaşlardan destek alarak bizim ustaları yetiştirdik. Orada işe başladık. İlk İtalyan modeli Almanların programını kullanarak, onun çizimini yaparak onu dikmiştik. Yani eksikler var mıydı? Vardı. Ben bugün de diyorum. Yani buradaki başarılı bir usta, kendine usta diyebilir de. Ama bizim oradaki bir ustayı, küçük bir ustayı başarısız olarak görmesin. Niye? Çünkü bizimkiler daha iyisini görmediği için o usta başarılı olarak orada kendini gösteriyor. Evet. Ondan sonrası zaman geçince Almanların bir programı vardı. Büyük bir paraya da almıştım. Yani bilgisayar artık program 7000 dolar gibi bir para vermiştim. Herkes gülerken ben ilk işimi o program sayesinde başardım. İkinci işimi de yine o program sayesinde başardım. Ama iki sene sonra artık bitti. Niye? Çünkü çizimdi, çizgi filmdi. Evet. Ben de diyordum animasyon ki tadında. Bir fotoğraf makinesinin bir desen çekelim. O deseni nasıl durduğunu iki dakikada gösterelim. Evet. Herkes diyordu ki ya bir hayal kuruyorsun. Yani öyle bir şey olmaz ki. Ama günün teknolojisi oraya getiriyor diyordum. O zaman dedim ki tamam dedim ben artık bu programı kullanmıyorum. Yani verdiğim para 7000 dolar ve kullandığım 2 sene 3. senede ben kendim bile bıraktım onu. Valbon Bey, işinizin de üstünde bir sevdayla, bir aşkla bu işi yapıyorsunuz. Sizde bir tutku haline aldı bu. Ne? Yani aslında toptancısınız, perakendecisiniz, perakende mağazanız var. Zebra Store mağazanız var. Balkanların önemli ülkelerine ürün ne? Veriyorsunuz ama ne? Neden direm? Neden? Ya neden dream? Herkesin bir hayali var. Yani o hayali başarana kadar biz dedik ki pes etmeyeceğiz. Dönüş yok. Şimdi ilk buraya başladığımızda biliyorsunuz sonuçta gördük ki en büyük sıkıntı ödemedeydi. Çoğu diyordu ki kredi kartı yok mu? Taksit yok mu? O zaman dedim tamam da bir şirket kuralım burada. Resmi bir şirket olarak olsun. Ödeme de Türkiye'nin üzerinden gitsin. Bir de talep vardı. Ukrayna'dan, Rusya'dan, Polonya'dan ödeme yapacaklar. Banka hesap numarası istediğinde Kosova'nın verdiğimizde adamlar hep sanki bir aldatma gibi onu görüyordu. Evet. Ama Türkiye'ye geldiğimizde öyle bir sıkıntıyla yaşamadık. Çünkü bugün bile bir şeyden Kazakistan'dan bir tane toptancı arkadaş WhatsApp'ta yazdı. Cevap bile veremedim. Yani bizim programı orada satmak istiyor. Yani siz Türkiye'yi rahat bir saha olduğu için hem Türkiye'ye gönül verdiniz evet. hem de Türkiye üzerinden diğer Asya ve Avrupa ülkelerine de daha rahat ulaşabileceğinizi düşündünüz. Aynen. Şimdi Türkiye'yi biz bir yabancı ülke görmediğimiz evet. için bizim evet. kendi ikinci ülkemiz olarak gördüğümüz için biz dedik ki bu ürün Dream Kurtens olarak burada zaten firmada kayıtlı ve patent olarak Türkiye'ye çıkacak. Hı hı. Yani Kosova'da tasarlanmış tamam da herkes bir Türk programı olarak bunu biliyor. Evet. Çünkü tam lisansı, tam patenti Comtere Türkiye olarak. Evet. Şimdi Türkiye dediğinde adamlar karşı taraftan da bir güven kazanabiliyorsun. Ha diyor ki Türkiye o zaman tamamdır diyor. Yani başarmıştır. Peki Valbon Bey, hedefiniz kimler?
Ya bizim, kimlere satacaksınız ya da kimlere sattınız bu süre içerisinde? Şimdi ilk konuya geldiğimizde başladık Brilliant'la. Biz demiştik sizinle 2015-2016'da. Ama ondan sonra talepler büyüdü. Sağ olsun Kemal abi, Vinali Ulusal Tekstil. Evet, onunla sevgilerimizi devam yollayalım Sayın Kemal Ulusal. Her zaman zaten yanımızdaydı. Her zaman destekledi. Hep yeni bir adıma, yeni bir girişime girdiğimizde devamlı yanımızdaydı. Ondan sonra Mutex'le başladık. Mutex'ten sonra Efor'la başladık. Efor'dan önce üçüncü firma, onu da unuttum. Eşref Tekstil, Romen'in seti vardı. Eşref abilerin, Bülent abilerin, onların vardı. Evet. Yani hep bir firmaların. Ama maalesef ve maalesef Türkiye'de görüyorum ki sadece iki firma, üç firmayla çalışanlar yok. 10, 15, 20 kartele. Evet. Ben hepsine diyorum ki o kadar karteleye gerek yok. Çünkü çok kartele mağazamızda olursa firma için bile faydalı olamayız. Bırak kendimizi. O zaman şu soruyu sormak istiyorum bu noktada. Faydası olacak mı? Oldu mu? Gördünüz mü? Gözlemlediniz mi? Faydası kimlere olacak? Ya faydasını zaten çok görüyoruz ki. Faydasını kullanıcılara da sorabilirsiniz. Ve zaten sizin programlarda da katılımcılar vardı. Ve gezdiğiniz mağazalarda onlar da anlatabilirler. Yani işimizi kolaylaştırıyor diyor. Tamam, müşterinin istediğini camda sunuyoruz. Ben diyorum ki müşterinin sadece camda sunmak değil. Ayrıca müşterinin senden istediği bir tane tül ama sana kalmış. İki tane kruvaze geleceğiz. İki tane kruvaze, iki tane fonda yanına verdikten sonra üzerine de iki tane toplama fon verdikten sonra bir tül değil, altı tane perde satmış olacaksın müşterine. Bu durumu uygulamalı gösterelim Valbon Bey. Evet. Ben sizin mağazanıza geldim. Ben bir müşteriyim. Ve herhangi bir mağazanızda bulunan mağazanızda bir ürün aldım. Şimdi oraya gelene kadar ben önce bir başka bir girişim yapmak istiyorum. Şimdi bizim amacımız programı satmak değil. Evet. Bizim amacımız gençleri yetiştirmek ve bu sektöre kazandırmak. Evet. Şimdi bir perdeci, yani 17-18 yaşında bir çocuk perdeci olabilir mi? Tabii ki olabilir. Sadece babasının yanında çalışırken tecrübe kazanacak. Evet. Yani ne perdeyi ne modelle nasıl uygulanacak? Biz bir Dream Curtains olarak başladık. Ama Şevket Karatan ustamızın yardımıyla beraber DCA Usta pile hesap makinesini çıkardık. E şimdi burası koronadan dolayı çalışmadığımız için yine millete kazanç verdik. Yani kendimize değil, kendimize sadece masraf yaptık. 20 metrekareden 100 metrekareye geldik. Evet. 20 metrekarede orada sadece bir ofis vardı, satış ofisi. Ama bugün burada tasarım ofisi olarak, eğitim ofisi olarak ve dikim ofisi olarak bizim sektördeki arkadaşların karşısına geldik. Dün Beyza Hanım bir grafik tasarımcı olarak bir perdecide ne işi var dediler. Ama bugün gördüler ki faydalı. Niye? Çünkü ilk başladığımızda sadece bir giydirmeydi. Ama ondan sonra başladık kartele başlıklarına. Evet. Yani canlı bir kartele başlıkları hazırlamaya, şeyleri yapmaya onları başladık. Evet. Onlardan sonra ben diyorum ki müşterinin istediği büyük posterler, yani büyük çıktı baskılar bile alabilirsiniz. Evet. Yani düne kadar basit bir şey dediğimiz bir Dream Curtains bugün bize farklı bir sunumlar, farklı bir gerçekler yardım ediyor. Evet. Şimdi biz, Valbon Bey, çok özür dilerim. Daha iyi anlamaları ve kavramaları bakımından ben bu örneklendirmeyi size vereceğim. Devam edin. Evet. Siz devam edin. Evet. Şimdi Dream Curtains'ın anlamı, yani kavramaları bakımından bu örneklendirmeyi vereceğim. Biz ne üzerinde konuşuyoruz sorusuna kendileri cevap bulsunlar diye. Evet. Siz kaldığınız yerden devam edin. Şimdi mağaza sahibisiniz. Ben nihai tüketiciyim. Geldim, herhangi bir modelinizin, herhangi bir ürününüzün örneğin bu varyantını beğendim. Evet. Dedim ki size, Valbon Bey, ben bunu istiyorum ama dikilmesin, şu daha ama güzelse ne olacak? Tabii. Ya da şu daha güzelse, siz bunların hepsini de dikemeyeceğinize göre Valbon Bey, ne yapacağız, bir çözüm? İşte Dream Curtains. Ya şimdi buradaki katkı, biz diyoruz ki bir üreticiye ne katkısı olur, bir toptancıya ne katkısı olur ya da bir perakendeciye. Şimdi biz çoğu toptancı arkadaşlara diyoruz ki Dream Curtains'a katılır. Evet. Ya adam diyor ki benim müşterim diyor sadece kumaşı görmek istiyor. Ama ben diyorum ki bir toptancı olarak gerekirse perakende mağazaya kadar ineceksiniz. Yani o müşterinize verdiğiniz o kumaşı satışını ve dikişini yapmak zorundasınız. Nasıl?
Çünkü sonuçta para kazanan biziz. Yani bir toptancı olarak ben kazanıyorsam o perakendeci bana kazandırması lazım. Saydığınız markaların evet. altında kaç noktaya gitti bu ürün? Ya bu ürün şu anda... Biliyor musunuz rakam olarak? Tabii tabii ya Türkiye'de bini aştı zaten evet. Türkiye'de kullanıcı olarak. Biz sadece Nope firmasıyla geçen sene fuardaydık hı hı. ve onların 100 tane kullanıcısına programı verdik. Maşallah. Kemal abinin zaten 280-380 arası kullanıcısı rekor var. Brilliant'a desem 450-500 o da ilk başladığımızda. Ya eşini küçük firmalarda 100'er tane var, 70'er tane var, 20'er tane var. Çoğalıyor her geçen ve kişisel olarak kullanıcı çok var. Yani adam diyor ki beni ilgilendirmiyor kimin kartelesi içinde var. Bana diyor sadece ben diyor istediğimde seni çekip koyabilir miyim? Evet. Şimdi, bu soruya da cevap evet. verelim. Şimdi biz mesela buradaki diyoruz ki şimdi buradaki modeling yeni başladık. Şimdi Ekim Roden'i bunların desenlerini hepsini ekleyeceğiz. Evet. Şimdi şu desendeki mesela tek küçük bir raporla dikilmiş modeli alabiliriz. Evet. Ama bazı modellerde karmaşık olduğu için küçük bir parçaya yetmez. Onun içinde 30 santimlik bir boy ve 2.80'lik 2.80 bir boy 30 santimlik bir yen lazım. Yani tek bir rapor olarak. Onu da canlı canlı size Beyza Hanım zaten özellikle sunacak. Özellikle yeni çıkan fonlarda değil mi bu? Hepsinde. Hepsinde. Yukarıdan düz evet. olarak evet. etek desen olarak, etek evet. desen olarak evet. devam edenlerde şimdi özellikle. Çoğu geçenlerde mesela bir firmada yanlışlık olmuştu. Alttaki etek işlemesi var ama ortadan kesmişler. Herkes sanmış ki alttaki o aslında ortada gelen bir kısımdı. Hmm. Sonra biz onu uygularken karteliye adamlar dediler ki biz yanlış satmışız. Evet. Niye? Çünkü biz müşterimize mesela şunun modeli. Evet. Şimdi bunun kameraya alttan geliyor. Kameraya yaklaşabilir mi? Evet. Evet. Şu modelin. Şimdi mesela bunun ortada normal işlemi. Hı hı. Ama adamlar ne yapmışlar? Tersi işlemişler bunu. Evet. Sanmışlar ki altına gelecek. Hımm. Ama karteli başlığına bunu ekledikten sonra, bunu koyduktan sonra sıkıntı yok artık. Valbon Bey, tabii birçok sorum var ama sorularımın geri kalanını Beyza Hanım bu sistemi bize anlattıktan sonra sormak istiyorum. Tabii ki, tabii. Daha rahat kavrayalım ya diye. Şimdi bizim en çok gelen sorulardan biri desenimi ekleyebilir miyim? Şimdi onu bir Beyza Hanım kendisi bir anlatsın, önce bir çekimini yapsın. Bir kamerayla da Emre alsın şeyi. Yani çekimde bize ne kadar gerek bir pozisyon lazım. Bir canlı canlı duvardan ne kadar bir Beyza pozisyon şimdi şeyi önce anlatsın. Şuradan başlayalım. Herkes bu sistemi kullanabilir mi? Tabii ki de. Çünkü mağazalarımızda 50 yaş üzeri büyüklerimiz de var. 15 yaşından tutun da 35-40 yaşa kadar evet, mağaza evet. çalışanlarımız da var. Sadece patronlar değil mağaza çalışanlarımız da evet. bu sistemi kullanabilir mi? Şimdi şöyle söyleyeyim, sistemi bir Facebook uygulamasında gezen herkes kullanabilir. Yani akıllı telefon ya kullanan akıllı herkes telefon kullanabilir. Herkes kullanabilir. Artı bir örnekleme de vereyim hemen. Kapadokya'da bir müşterimiz vardı. Yani ben artık kendisine amca olarak hitap etmeye başladım. Ve aldığı ilk gün dedim ki yok dedim ya kullanamayacak ve hani Valbon abi de kullanır bak görürsünüz gibi destekliyor ileri. Bana. Yok dedim hayır kullanamayacak. Benim de ilk alışma zamanlarım yeni başlamıştım zaten. Hani yok dedim bu dedim, adam dedim beni dedim arayacak kapatacak falan. Çünkü olmayacak. Teknolojiye evet, uzak buldu. Evet olmayacak diye. Dedim hani yani dedem gibi gördüm hani hı-hı. bir babam gibi öyle diyeyim. 3 gün sonra beni aramayı kesince ben kendim merak ettim. Geri aradım. Ömer amca dedim, niye aramıyorsun, ne oldu, kullanamadın mı? Ben kullanamadım demedi. Yok kızım çözdüm ben işi dedi. 2 gün önce dedi bir tane müşteriye dedi sattım dedi programdan dedi. Hem dedi çok çok iyi istediğim şeyler yaptım. Artı dedi fazla sattım dedi. Çok da mutluyum dedi. Allah razı olsun yapandan da senden de dedi. Dedim hayır duanı aldıysak bize ne mutlu dedim. Değil mi? Demek ki doğru yoldasınız Valbon Bey. Tabii. Evet. O şekilde olunca yani kimse kullanamaz gibi gelmiyor yani. Öyle o zaman söyleyeyim. Bir başlayalım. Evet. Aldık tabletimizi elimize ve Drink Hortense yüklü tablette. Evet. Tülümü, fonumu, uzun, boydan. Şimdi buradaki gördüğünüz gibi sadece bize bir metrelik bir duvar lazım. Ve o duvarda ister pile şeklinde dikilmiş ister düz. Program kendisi düz de yapar ya da pile şeklini direkt yapıştırır kendisi devam eder. Şimdi Beyza Hanım zaten kendisi sunacaktı yani bunu yaparken ne kadar bizim
zamanımıza ihtiyaç olacak. Şimdi resmi aldı Beyza Hanım. Evet, resmi evet. Çektim. Fotoğrafı mı? Snapseed'den oradan 42 seferden kaydet onu. Snapseed'i açtım. Buradan artıya basıyorum. Çektiğim fotoğrafımı galeriden açıyorum. Tülüm ve fonum. Tül ve fon, ikisinin resmini aldım. İkisini de aldım. Şimdi kırpacağım. Burada desenin pileye gelen raporunu, yani sadece tek bir rapor. Tek bir raporunu küçücük aldım. Küçücük yer yeterli. Evet. Evet, evet, tek bir rapor. Biraz ayrıntıyı vereceğim. Biraz ayrıntı vereceğim. Için. İnce ayarını verdi. Sadece alttan biraz daha, bunu daha düzgün kırpması lazım. Şimdi biraz hızlı, o problem değil. Bunu alttan daha düzgün kırpması lazım. Oraya kadar getirmesi için başka bir şeye gerek yok. Tamam. Kaydettik. Bunu kaydettik. Kaydettik. Hemen. Fonu görüntülemeye gerek yok. Evet. Şeye gitme, fonu da hazırla. Geri aldım. Hemen fonu da. Geri aldım onu. Tamam, geri al. Geri al. Geri dönür, tamam. Şimdi buradaki aynı fonda da, fonda da iki şekil yapabiliriz. Ya sadece tek bir rapor kısmını alabiliriz ya da komple boydan. Ya bu şekilde tek bir raporunu. Tek bir rapor olarak ya da boydan komple. Ya da yani boydan. Gerek yok. Tek bir rapor dediğimiz tek bir pile. Pileden tek, bahsediyoruz. Pile değil. Pile sadece gelecek. Buradan buraya, yani boy olarak. Hı, tek tamam. Bir rapor kısmı. Çünkü aynı devam ediyor. Ama buradan boydan boya alırsak doğal alırız. Niye? Çünkü ışıklandırma farklı. Evet. Şimdi biz bunu boy olarak Beyza Hanım alacak, onu da kaydedecek. Sadece altında. Altını bir daha kırpması lazım onu. Hiç daha sorun değil onlar. Tamam, burada. Tamam, bitti. Kaydet. O kadar. Şimdi programa gelelim. Şimdi bunu da kaydettim. Kaydettik. İşlemimiz bu kadar. Yani 2 dakika bile sürmeden işlemimiz bitti. Desen yükleme. Ve camımızda görmek istiyoruz bu ürünü. Evet. Hadi bir de o kısmı alalım. Dizaynatörü açtım. Burada da sadece programın içine yüklediğim desen. Tekrar seçtim. Evet. Seçtiğim deseni burada kaydet diyorum. Desen olarak kaydet. Hı hı. Ve burada desenin aldığım, yani şuradaki pilenin genişliği, yani burada rapor koyduğum kısmı. Raporun evet. Genişliğini yani ve uzunluğunu. Evet. 10 santim, 12, evet. 18 santim. Az önce santim? Ben burada 10 santime 2.80 çektiğim boy 2.80, ende 10 santim olarak kırptım. Burada da desenimin adı ne ise varyant numarasıyla beraber kaydediyorum. Burada da kendi firmalarınız, koleksiyonları oluyor. Ben şimdi kompani... Firmalar kendi şeylerini ekliyor. Kendi koleksiyon ismi, diye. Kendi koleksiyonu, evet. Ayrımını yapıyor her şeyini. Kaydettim. Kaydettim. Bir de... Tülümüzü. Tülümüzü hemen alıyorum. Şimdi tülümü açtım. Tülde de yine kaydet diyeceğim. Desen olarak kaydet diyeceğim. Evet. Burada, burada desen da, olarak, burada isterse saydamlık da verebilir. Saydamlık da verebilir ama içeride de var. İçeride verecek. Evet. 2.80 olarak yine aldığım raporu yazdım. Buraya DC35 yazayım. Tekrar adını, sanını. Firmayı, firmayı seçtim. Koleksiyonu seçtim. Ve buraya kaydettim. İşlem bu kadar. İşlem bu yani kadar. Yani 3 dakikalık bir işlem. Müşteriye şimdi dikilmişini sunacağız. Şimdi dikilmişini sunmak Instagram'da için. Instagram'da resim atmak gibi ya da Face'de resim evet. Atmak evet. Gibi basit. Bu kadar basit. Peki devam ediyoruz. Dilim Kurtarsın Studio Designer'ı açtıktan sonra burada müşterinin kendi camının resmini seçiyorum. Bizim yani örnek resimler, resimler olarak değil. Çoğu sanıyor ki oradaki örnek resimler kaç tane var diyor. Bizim amacımız örnek resime değil de müşterinin camını çekip müşterinin camına uygulamak. Müşterinin kendi camında sunum evet. Yapıyoruz. Evet. Camı açtıktan sonra galeriden seçtim ve açtım. Devamında tekrar devam diyorum. Burada ölçülendirme yapıyorum. Mavi en, sarı boy olacak önemli. Şekilde. Çünkü mecburen ölçülendirme vermesi lazım ki bileği bilmesi için evet. Programın. Evet. Şimdi buraya da 2.65 en, 2.65 boy olacak şekilde yazdıktan sonra tekrar devam diyorum. Bu kısım nesne belirleme kısmı ama nesne belirleme şu an için burada gerekli değil. Nesne belirleme nedir diye soran olursa sehpa, koltuk, sehpa, koltuk masa, sandalye, şey kanepe. Bunlara hiç gerek yok. Onların arkasına perde gelsin. Evet, perde gelsin yani diye, uyumlu görsün diye. Tam bir orijinali görsün. Peki nasıl istersiniz? Devam. Tekrar devam diyorum ve sahne tasarımına devam ediyorum. Evet. Şimdi tasarıma geldiğimde tül çeşitlerimi görmek için aşağıdan tül gördüğüm bir yere basıyorum ve burada tül görsellerimin hepsi çıkıyor. 1'e 2, 1'e 2, 1'e 2,5, rustik bile,
işkembe modeli yani. Modeller de beyaz var. Model hepsi var tabii. Tabii. Bütün modeller mevcut zaten burada, beyaz model olarak. Burada önemli olan beyaz modelimi seçmem. Beyaz modelimi seçtikten sonraki adım desenimi giydirmek olacak. Şimdi sol taraftan desenimi giydirmek için desen kütüphaneme gidiyorum. Burada ben kendi desenimi yüklediğim için Local Desing'de company ve koleksiyonun içine attım. Burada zaten DC35 diye aratabilirim. Evet. Direkt en sonda çıkan modelimi de koyabilirim. Devam ettirdiğimde şu an büyük bir yansıma var oraya ama. Doğrudur. Şimdi bazı arkadaşlar diyor buradaki yani desen gözüküyor mu? Biz şimdi aslında müşterimize sunarken zaten karteleden sunuyoruz. Yani müşterinin buradaki görmek istediği görüntü. Müşteri zaten buradan canlısını görüyor. Canla nasıl durduğunu. Yok ya bazısı diyor ki desenini de bir yaklaştırsam bir deseni görsek. Yani desene diyorum ki o kadar takılmayın. Ama Valbon Bey zaten fonlu kumaşlarda desenler çok açık görülüyor. Evet. Bu tüllerde görünmemesi çok normal. Çünkü ya, tül sade bir tül. Aldığı için, alt taraf sade. Yani, orada zaten gördüğümüz zaten iki tane ince iş var. Onlara da gösteririz. Her güzelin bir kusuru şimdi olur. Yok kusur yok. Değil onu aslında. Da göreceğiz. Evet. Yani canlı canlı görmek istiyorlar. Canlı canlı da göreceğim çünkü gördüğün mesafe, seyrettiğin mesafe 5 metrelik bir yer. Şimdi biz karşıdakini gördüğümüz gibi aynı programda da görüyoruz. Evet. Yani bir hayal değil. Karşıda nasıl görüyorsan aynısı uygulanmış. Evet. Şimdi bunun iki tane yanına fon verelim, düz fon verelim. Fonlara geldik. Fonlara da getirdik. Şimdi bizim çektiğimiz tek bir 10 santimlik raporlarda. Affedersiniz Beyza, fonları renkli çalışalım çünkü yansıması bakımından. Şimdi biz desenini veriyoruz şimdi oraya. Onlar hepsi beyaz geliyor. Anladım. Yani şimdi çektiğimiz, uyguladığımız. Uyguladığımızı koyacağız. Evet. Uyguladığımız, dikilmişini hemen. Geldi. Yani gördüğümüz tek bir parça şimdi dikilmişi. Evet. O bir tarafa da aynı bir tane model diyoruz. Hemen kopyala, yapıştır, ters döndür. Hemen getir. Camımızda perde nasıl duracak? Şimdi fotoğrafını çektiğimiz kumaş ve tül camımızda böyle dikilmiş olarak böyle duracak. Evet. Şimdi mesle yok tülümüzü mesela tabii o çok daha kolay. Tülümüzü mesela alta kadar değil de ortaya kadar getirmek istiyoruz. Ya da balon yapmak istiyoruz. Balon yapmak istiyoruz. Yani ya istediğimiz modele. Şimdi onu yukarıya kadar kaldırabilir miyiz? Store biraz zebra da koyabiliriz altına değil mi? Altına store koyabiliriz, zebra evet. koyabiliriz, her şeyi koyabiliriz. Yani bir tül bir fon değil. Şimdi bir düşünün, sadece kartelledeki bir küçük parça ve üzerindeki konulmuş kartele başlığındaki bir resim. Yani bizi ne kadar aydınlatacak. Evet, evet. Yani. Valbon Bey, ben bu işi çözdüm. Çok kolay, çok basit. Biz de onun için çok, şimdi. Ben anladıysam herkes anlamıştır. Ya anlamada sadece değil. Şimdi biz bunu... Bu programı satarken evet. bizim amacımız satmak değil. Bizim amacımız sektöre yenilikçi kazandırmak. Şimdi siz en başta dediniz ki 50 yaşında, 40 yaşında, 30 yaşında bizim amcalar var ya da 60 yaşında onlar kullanabilir mi? Ben de diyorum ki onlar kullanmasa bugün bu işi bilen Beyza Hanım mesela teklif çok var perdecilerden. Yani gelsin yanımızda çalışsın. Ben de diyorum ki gençlere gelsin yanımızda çalışsın diye bir şey değil. Gelin programı öğrenin, gidin istediğiniz perdecinin kapısını çalın, sizi işe alacak. Bununla ilgili bir sorum var size. Bu konuda destek beklentiniz nedir? Kimlerdendir? Kimlerden destek bekliyorsunuz? Ya bizim beklediğimiz firmalar. Niye firmalar? Şimdi mesela Kimro'da ile başladık. Yani özellikle toptancılardan mı? Evet, evet. Niye? Çünkü toptancılar bir etkinlik yapınca 50-60 kişi, 70 kişi, 100 kişi bir arada oluyor. Yani oraya anlatması ve satışı daha kolay oluyor. Ya oraya gelip de sadece ürünü alıp gideyim diye bir şey yok. Öğrenmesi. Ben diyorum ki oraya gelenler gelsin bizimle bir saat, iki saat konuşmaya gelsin oraya. Niye? Çünkü biz aydınlatmaya gidiyoruz. Yani oradan insanlara ya bu işi bırakın diye bir şey yok. Zaten hemen ikna olacaklardır. Ha. Çünkü sistem çok güzel bir sistem. Ya kullanabilir miyim? Tabletin fiyatı kaç para? Gelen sorular bize. Aslında Valbon Bey siz Türkiye'de kaldığınız süre içerisinde o kadar çok geliştirdiniz ki evet. bünyenizi ve kendinizi. Evet. Bunun yanı sıra dikiş eğitimlerinden tutun da
Bir atölye bile kurdunuz. Atölyeyi de kurduk. Şimdi kısmetse orasını da göstereceğiz. Yani atölyeyi kurduk da dışarıya iş yapalım diye bir şey değil. Neydi amacınız? Çok sistemli bir atölye gezdirdiniz. Evet. Hemen ofisinizin yanında yine geniş bir salonda bir atölye. Atölyede dikişe lazım olabilecek her türlü makineyi gördüm. Evet. Ütü sisteminden, overlock makinesinden her türlü ortamlar ve örneklendirilmiş teşhirler var. Neden şimdi, kurdunuz? Ya biz onu neden kurduk? Şimdi bugün bir perdeci açarken çoğu ilanları görüyoruz. Yani perde ustaları sayfalarında. Bizim perde ustaları dikim tecrübelerini paylaşıyor bir sayfa var. Evet. Devamlı takip ettiğimiz ve değerli ustalarımız orada zaten. Evet, hepsine selam olsun. Yönetici orada. Şevket ustam, Emin ustam, Hüseyin ustam. Hocalarımıza selam. Recep ustam onlar. Ama şimdi son zamanlar orada yapılan iş değil, yapılan model değil. Devamlı istenilen bir şey. Perde ustası aranıyor. Perde ustası aranıyor. Şimdi çoğu bana da tepki verdiler. Çoğu bana karşı da çıktılar. Yani bir perde ustası bugün olmak zor mu? Ben diyorum ki çok kolay. Yeter ki sen dikişi bil. Evet. Gerisi bize kalmış. Ya diyor nasıl gerisi? Sen diyor ben 15 sene, 20 sene, 30 sene çalıştım. Ben diyorum onun kanıtını Kosova'da iki sefer gösterdim. 2007'de Necati Usta'yla 3 tane elemanı yetiştirip bir hafta sonra bugün belki Prizren'in en iyi ustaları. Ondan sonra yeni yerimizi açınca İhsan ablayla 55-60 yaşında kadına sırf şalvar diken bir kadın perde ustası olur mu? Onu da Hüseyin Tanık ustamla tanıştırdık, olur. Ama geçenlerde ben devamlı birkaç sefer Şevket ustamla beraber onunla takılıyordum, onu seyrediyorum, yaptığı işleri, şeyleri. Ama orada gördüm ki bir eksikler var ve benim tek dediğim şey matematik. O zaman 3 aşamalı düşünelim mi? 3 aşamalı ben bir size soru sorayım. Ne? Siz bunun üzerinden gidin. Hiç dikiş bilmeyenler, bilmek isteyenler, öğrenmek isteyenler. Dikiş bilip de model bilmeyenler. Kısmen model bilip de kendisini daha iyi ustalık seviyesine çıkartmak isteyenler. Valbon Yorgancı'nın kapısını çalınız. Çünkü Türkiye'nin önemli hoca diye tabir ettiğimiz ustaları ile birlikte bu dersi vermek için hazır bir atölyenin başında. Evet, şimdi siz Valbon Yorgancı'nın değil de Dream Curtains'ın kapısını. Evet, Dream Curtains demek. Çünkü Valbon Yorgancı bugün siz de burada. Siz Valbon Bey. Bugün burada, yarın Kosova'da. Yani olsun, benim siz benim de benim marka oldunuz. Ya, en az Türkiye'de Dream Curtains kadar tanınıyorsunuz. Ya Allah razı olsun, herkes tanıyor da ama benim amacım beni tanımaları değil. Evet, yapılan işler. Peki geldiler, kapınızı çaldılar. Evet. Ne gibi bir aşama bekliyor onları? Ya şimdi onları beklediği bir aşama, bizim şimdi sıfırdan yetiştirecek kapasitemiz yok. Sıfırdan yetişmesi için bir atölyeye gitmesi lazım. Orada kendisini geliştirmesi evet. lazım. Ama bugün Şevket ustamızla konuştuğumuz gibi bir güneşlik dikmeyi biliyorsa o zaten bir hafta, sıfır sayılır. Bir haftadan diyor. Yürümeye başlarız ikinci haftadan diyor, kendisini geliştirmeye başlar. Yani bir haftalık bir eğitim ama bir günlük olacak. Yani 6 tane pile. Ben perdecilik bana çoğu diyor ki 6 tane pileden mi ibaret? Aynen diyorum, 6 tane pileden ibaret. Tek yön pileyi dikmeyi bilen, kanuni pileyi, A pileyi, sizin Ankara'nın dediği dikmeyi bilen, Amerikan ikili, Amerikan üçlü, dolgu pileyi ve papyon pileyi dikmeyi bilen benim için bugün ustadır. Zaten şu anda sevgili seyircilerimiz sizin anlattığınız atölyeyi şu anda seyrediyorlar. Evet, pileler teker teker gelmeye başladı ekranda. Ya şimdi oradaki pileleri zaten diken usta bizim Serdar ustamız. Yanımızda bir kısa zaman bizimle beraberdi. Ama benim asıl burada istediğim bir üstad değil, bir profesör de değil. Bizim yanımıza gelip sadece bir dikiş bilen bir eleman lazım. Eleman derken iş arkadaşı, iş ortağı. Yani Türkiye'de eleman dediğinde yanlış anlaşılıyor. Evet. Ama biz onu da görüyoruz. Bizim yanımıza usta geliyor. Şimdi tamam ben ustalığını kabul ediyorum da. Ama diyor ki ben her şeyimi karşı tarafa anlatamam. Dinimiz bile yasaklıyor. Bildiğini diyor karşı tarafa aktarmasan sana da haram kılmış. Evet, ilmin de zekatı vardır arkadaşlar. Şimdi biz diyoruz ki
Bana diyorlar ki tamam yetiştirdik 10 tane 15 tane 20 usta ne oldu sonra piyasa bozuldu. Evet. Ya bugün diyorum başarılı bir üniversite her sene 500 tane öğrenci çıkartıyor. Yani evet. ikinci senede kapattı mı ya da üçüncü senede o sektör mü battı? Yok. Bizim sektör artık diyorum ki perdecilikte kalmaz sanata dönsün. Bir kaliteli bir kumaş. Bu kumaşın istediği kadar kalitesini bakabiliriz anlayabiliriz. Ben anlarım. Ama Beyza anlayamaz ki. Niye? Bir perdeci değil. Evet. Hayal de edemez. Artık yavaş yavaş meslek liselerimiz bununla ilgili sınıflar açmaya başladılar ya, başladılar ama. Her şehirde yok. Ya da 4-5 tane şehirde birer ikişer sınıf. Ama meslek lisesi yaşında olmayan da bu işi öğrenmek isteyen birçok perdecimiz var. Tezgahın arka tarafında satış sorumlularının bile aslında dikişi bilmeleri gerektiğine tabii inanıyorum ben. Ya, Emine abla, dikişi ne kadar bilirlerse abla, satışı dedim, o kadar yaparlar. Dikişi bilen perdeci oldu. Yani sadece konfeksiyonla çalışmış. Şalvar diken kadın perdeci oldu. Evet. Karadağ'daki mağazamda benimle iş ortağı olan kızın annesi düşemeci olan yani düşemi sıfırdan kesimden düşemenin sonuna kadar gelen bir kadın diyordu ki ben perdeci olamam. Niye? Çünkü diyordu ki perde dikmek çok zor bir şeydir. Niye pile atmak çok zor bir şeydir. Niye? Çünkü onun bir ölçüsü var. Biz dedik ki Şevket Usta ile beraber ara boşluk pile boşluğu. Ara boşluk pile boşluğu. İki tane pileyi birleştirdikten sonra zaten ara boşluk bize perdenin bitmiş halini verecek. Onu da dedim ki bana bırak. Ertesi gün dedim pile hesap makinen hazır. Dedi ciddi mi diyorsun? Dedim evet. Bir de pile hesap makinesi hayata geçirdik. Evet, geçirdik. Onu da geçirdik. İsteyenlere de, talep edenlere de bunu şu anda verebiliriz. Sayfada bedava. Ama sayfada bedava. Tabii. Evet. Kullanım eğitimini almak isteyenler bize gelip eğitimini de alabilir. Evet, videolarıyla beraber. Videolarıyla beraber. Videolar, şimdi yazılımcı arkadaşlar zaten yanımızda sayfanın. Bugün onları da onun için davet ettik. Çünkü sayfada videolar da olacak. Yani Şevket Usta'nın 6 tane bileği nasıl dikildiğini anlatımı çekimimiz bizim pazar günü saat 2'de başladık akşam 9'da bitti. Yani 6 tane pile nasıl dikilir? Evet. Şimdi arkadaşlarla onu da konuştuk. Yani 6 tane pile koyarız sıkıntı değil. Ama onların da 2,5 saatlik bir çekim videosu var. Evet. Yani nasıl yapıldığını. Çünkü her şeyini titiz olarak kendisi anlatıyor. Yani hata nerede yapabilirsin, hata nerede yapmaman lazım. Her şeyi orada gösterdi ve sonuçta ben diyorum ya sonuç bittikten sonra ustadan çıktıktan sonra lan deriz ki ne güzel bir perdeymiş. Evet. Yani kumaşı yerde gördük bakmadık ama dikildikten sonra çok güzel bir perdeymiş. Valvon Bey benim her iki konuda da yani Dream Curtains perde giydirme konusunda da ve açmış olduğunuz atölye eğitim konusunda da sorularım bitti. Üzerine eklemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun programımızın sonunda ekleyin. Evet. Ya şimdi programın sonunu demeyelim. Biraz daha şimdi bir şey daha ben size anlatacağım. Buyurun. Bizim burada istediğimiz gençler ve iş arkadaşları. Evet. Yani gelip de benim yanımda şu anda yanımızda gelen bir arkadaş var. Ali Can'la tanıştınız. Evet. 17 yaşında buraya staja geldi. Ama staja gelirken kendisi gördü ki bir başarıya geldi. Çocuk yazılım okuyor. Evet. İlk meslek yanımıza lisesi. Evet. Yanımıza yok meslek lisesi değil yazılım okulu şeyi. İlk yanımıza almak istemedik ama ısrarla telefonla, maille, şeyle illa da bize gelecek. Ya dedim ki bizde bir yazılım diye bir şey yok ama bizde dedim ne var? Çekimler, videolar, tasarımlar var. Dedi ben zaten YouTuber'im. Ben dedi bunları istiyorum. Evet aslında kendisi Ali Can ünlü bir YouTuber değil mi? Hemen o zaman tamam dedim bizimle gel. Onun 11-12-13 yaşlarını biliriz biz. Ve kanalları. Ve ben diyorum ki 3 hafta sonra çocuk o başarıya, o seviyeye geldi ki programı hiç bizden maşallah eğitim almayarak kullanmaya başladı. Maşallah. Yani bir perdeci olarak değil. Şimdi benim buradaki göndereceğim davetiye dikiş arkadaşları ve kendini geliştirmek isteyen arkadaşları. Yani buyursunlar ofisimize gelsinler, eğitimini alsınlar, videolarını da alsınlar, kullanımı da öğrensinler. Şimdi biz bir şart koyduk Dream Curtains kullanıcılarına. Neden? Çünkü ben diyorum ki artık bir perdeci değil, bir tasarımcı olarak birinin karşısına çık. Evet. Bugün sektörde en çok istenen herkes diyor ki arkadaşlar perde ustası aranıyor. Tamam da perde ustası aranıyor. Sen ne yatırım yaptın?
Yani sen bir perdeci olarak perdeyi ne kadar biliyorsun? Sektörün %90'ı bile hesaplamayı bile dert etmiyor kendisine. Niye? Ya diyor ben zaten atölyeye gönderiyorum. Evet. Atölyeci onu düşünsün. Ama dikiş olmadıktan sonra olmadı. Ben de diyorum ki şu desenin raporu 8 santim, plesi bunun 12 santim gelecek. Yaz şuraya, bile boşluğu yaz Beyza Hanım. Mesela onu da anlatsın, bile hesap makinesine. Evet. Açalım. Tamam. Şimdi baştan aç. DCE ustayım. Şimdi DCE ustada bir var. Normal kanun pile, A pile, tek yön pile hesaplama. İkincisinde DC kalkülatör karatan bir var. O normal Amerikan ikili, Amerikan üçlü dolgu pile ya da papyon pile. Bir de DC kalkülatör karatan iki. O da kapatma sistemi kullanılan. Dekoring kapatıcı olarak. Dekoring kapsül var. Şimdi dekoring kapsülü biz çoğumuz biliyoruz ki 16 santim, 18, 20 santim. Evet. Ama 150 santim kumaşımız 5 tane kapsülle bitirdik. Evet. Ne oldu olmadı. Evet. Şimdi onu bir canlı anlatsın. Mesela DC karatan 1'e girdik. Efendim bu arada pile hesaplamayı öğreniyoruz. Evet. Tabii ki yine Dream Curtains'ın programının içerisinde. Evet. Kumaşım yeter mi yetmez mi, buna kaç pile gider, ben örneğin enini 3.60 aldım, boyu şu kadar, buna kaç tane pile gerekir diye kafanızı yormayın, hepsi bu programın içerisinde mevcut. Aslında valvon yorgancı sizin yerinize düşünmüş. Ya şimdi buradaki Amerikan pile çoğuna soruyorum, bizim meslektaşlar da diyor dikemem. Ya dikemem diye bir şey yok ki. Ya diyor o kadar kolay mı? Aynen kolay diyorum. Ben diyorum dikişi bilmiyorum. Evet. Ama diyorum ben size dikişi nasıl yapıldığını anlatabilirim. Evet. Göstermeye başlayalım. Şimdi buradan kumaş, ana kumaşımız bizim elimizde bitmiş kumaş olarak. Biz diyoruz ki elimizdeki kumaş 358 santim. Ve bunun bitmesi gereken 168 santim. Evet. Yani 168 1'e 3 kumaş kullanırsak bize 480 lazım. Ama elimizde ders 80'imiz yok. Elimizde 358 var. Ne yapacağız? Var. Nasıl böleceğiz? Nasıl böleceğiz? Yazlık bitmişine kadar pile boşluğu. Pile boşluğu diyoruz ki içindeki rapor katlandığında bize bu pileyi kaç santime verecek? Evet. Biz dedik ki bunun pile boşluğu buradan buraya kaç santimimiz? 16 santim. Hı hı. 16 santimi oraya da verdik. Bize hemen verdi. Pile sayısı 12 tane olacak. Ara boşluk 12.92. Ve diyor pile boşluğu 16 değil 15.8 olacak. Ne kadar matematiksel. Ne yani kadar 16 olarak alma diyor çünkü kumaş yetmediği için 15.8 al. Evet. Bittikten sonra sana diyor 168 santimde kumaşın bitmiş haline gelecek. Evet. Dekoring hesaba gelelim mesela. Kapsül dediğimiz. Kapsüllerdeki kapsül aralığı sadece ne olacak? Bitmiş perdemiz bizim mesela 2.5. Kumaşımız da bizim 3 metre. Kapsül aralığından kastımız nedir? Kapsül aralığında biz şimdi herkesin kullandığı bir sistem var. 16 evet. santim, 18 santim. Evet. Doğru mu? Doğru. Şimdi biz dedik ki 18 santimde kullanacağız bunu. Hı hı. Evet. Evet. 18. Evet. Ama şimdi bize ne verdi? 15.78 verdi. Hı. Niye? Çünkü 18 kullanırsak yaz sonunda eşit bitmeyecek kapanması için. Evet, eksik kalacak. Ya da bir tane da tek kalacak, sonunda ters yöne dönüp kalacak. Evet. Şimdi bize çirkin diyor ki 18 tane kapsül bize lazım ve diyor ki başlangıç 8 santim, ondan sonra her 15.78'de 15.8'de devam et. Aslında yani, biz bir aritmatik görüyoruz. Evet. Evet. Yani biz 18 dedik ama bize hesap makinesi diyor ki 18 olmaz. Evet. 15.8 olacak. Bunu da çözdüğünüze göre efendim şimdi o zaman valvon yorgancı bir telefon numarası versin, bir adres versin. Hem atölye için, eğitim için hem de Dream Curtains'ı olur ya özgür almak isterler. Herhangi bir firmaya bağlı kalmak istemeyebilirler. Yok. Örneğin Ekim Brode ile anlaşırsınız, Vinaldi ile, Touch'la, Birland'la ama hayır ben kendim almak istiyorum diyenler olabilir. Evet. Ya. Bir buradan telefon mail adresi varsa var sayfamız var. Evet. dreamcurtains.com.tr. Orada zaten bütün iletişim bilgileri mevcut. Ofis numarası orada. Cep telefonu şirketinki, cep telefonu şahıs benimki. Yani
iş zamanından sonra kullandığım numara. İstedikleri zaman arayabilirler, bilgi alabilirler. Ama benim tek tavsiyem hepsine ofisimize gelsinler. Niye gelsinler? Çünkü burada biz 2 saatimizi onlar için çok yürmüyoruz. Buradan 2 saat eğitim aldıktan sonra bilsinler ki buradan bir profesyonel olarak çıkacaklar. Evet. Ve aynı zamanda değerli sektör mensupları, Valbon Bey'in kızı, sevgili kızı Ceylan Hanım iç mimar. Valbon Bey kızı Ceylan'ın mimar. Mimar, özür diliyorum. Evet. Efendim, yeni mağaza açacak olursanız, tasarımcıya ihtiyacınız varsa, yenilik diyoruz ya, özellikle perakendecilerimiz, toptancılarımız, teşhir salonları yapacak olursanız, o konuda da Valbon Bey yardımcı oluyor. Şu anda hali hazırda Ekim Broden'in de... Ekim Broden'in projesi çok yakında geliyor zaten. İzmit'teki showroom'unu, efendim, dizaynını sevgili kızınız Ceylan Hanım yapıyor. Evet, o konuda şimdi da... Şimdi içerideki tasarımlar da ben dedim, ona da yardımcı olacağız. Buradaki bizim ustalarımız, değerli ustalarımız adres olarak onları kendilerini göstereceğiz. Yani onlar bu işleri yapsınlar. Bizden sadece fikir alabilirler. Yani hizmet olarak dediğimiz, bizim hizmet sadece dikim hizmeti. Evet. Yani dikim hizmeti dediğimizde bir teşhir yok. Kendilerine nasıl bir dikim yapabilirler? O zaman efendim kamera size yaklaşsın. Programımızın sonunda size çok teşekkür ediyorum. Tabii ki Beyza Hanım'a da çok teşekkür ediyorum, bizi bilgilendirdi. Evet, buyurun tüm sektöre seslenin ve programımızı kapatalım. Ya tüm sektöre sesleneceğiz de şimdi benim istediğim tek bütün meslektaşlarımdan, toptancısından perakendecisine kadar artık butik çalışalım. Yani ucuz kumaş kimde varmış, ucuz kumaşı nasıl bulurum, ucuz kumaşı nasıl satarım diye o düşünceden çıkalım. Ve ayrıca tek ricam hepsinden, yani mağazana gelip de biri bu kumaşta senden var mı dediğinde o müşteriye yoksa bende yok diyeceksin. Resimi çektiğin yerden git al arkadaşım diyeceksin. Yani yorma kendini. Benim istediğim odur. Artık akıllı olalım, sektörü sanata dönüştürelim. Yani bir perdeci olarak, bir manifaturacı olarak artık kalmayalım. Evet değerli perdeciler, gönül dili hal şivesiyle konuştuk. Programımızın içeriğini anladığınızı umuyorum. Bu programdan faydalanmak isterseniz adresi de verdik efendim. Dirim Kürtayns. Hepinizi en güzel yere Rabbime emanet ediyorum. Allah'a emanet olun. Evet efendim, bahsettiğimiz atölyemizin içerisindeyiz. Çok da şık bir atölye ve her konuda da donanımlı bir atölye. Hayırlı olsun Valbon Bey. Eyvallah, sağ olun. Buyurun, sizi dinliyoruz. Nasıl anlatmak istersiniz? Şimdi gördüğünüz istersiniz? Gibi şimdi bir amaç burada bir atölye, dikiş atölyesi kurmak değildi. Evet. Şimdi biz ilk başladığımızda çoğu dediler ki yani topçularda bir dışarıya hizmet veren bir atölye kuruluyor. Biz dışarıya hizmet niyetimiz değildi. Evet. Bizim buradaki hizmet vereceğimiz konu ustalarımızla beraber sadece dikiş. Şimdi gördüğümüz gibi, şimdi Emel abla da siz de zaten perdeden geliyorsunuz. Evet. Bir tane overlock, bir tane gizli dikiş, bir tane düz dikiş. Evet. Bir paskara, bir ütü. Ve bu kadar. Bir atölyenin, yani bir mağazanın ihtiyacı olan budur. Şimdi mağazacı olarak biz diyoruz ki kendimize... Perdeyi iyi biliyoruz. Perdenin neyini biliyoruz ki? Amerikan ikili, evet. Amerikan üçlü, papyon pile, dolgu pile. Evet. Bunlar da hepsi Şevket Karatan ustamızın hazırladığı modelleri. Maşallah. Yani bunlar bir eğitim amaçlı. Videosu da çekildi bunların nasıl dikildiğini. Onlar da o videolarda sayfada olacak. Şimdi, ve Valbon Bey, şu köşeye alayım sizi. Şimdi o köşeye geleceğiz. Tamam. Önce biz dedik ki, ben mağazama müşteri geldiğinde Kosova'daki teşhiri mesela anlatıyorum. Evet. Benim bunlar gördüğünüz bütün dikişler hepsi uygulanmıştır orada, evet, bir duvarda. Niye? Çünkü müşteri bu kumaşı beğendi ama bu pile istedi. Ama belki bu pile istemedi, farklı bir pile dedik, muska pile. Ama yok dedik ki, bunun yerine papyon pile olsun. Ya da Amerikan üçlü olsun. Evet. Ya da Amerikan ikili olsun. Ya da gördüğümüz gibi dolgu pile olsun. Ama aynı kumaş belki farklı güzel bir pilede de durabilir. Estetik bir pile. Estetik bir pile. Model bir pile. Evet. Şimdi onu da yaptık. Yani bir teşhir amaçlı olarak ben bütün meslektaşlarıma tavsiye ediyorum ki, herkese diyorum ki bir mimar köşesi olması lazım ağzınızda. Mutlaka.
Şimdi bir perdeci yetişmesi için makine biliyorsa bir hafta iki hafta sonra ben diyorum ki bir mağaza iş yapabilir. Şimdi Valbon Bey, siz onlara tabii örnek oldunuz buradan. Bakın, pile çeşitleri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve estetik pilede, yani modern pilede daha çoğaltmanız mümkün. Hayallerinizi katabilirsiniz. İyi bir dikiş ustasıysanız. Daha çok var. Bu tür teşhirlere yer verin ki pileyi dahi siz tüketiciye seçtirin. Şimdi siz biliyorsunuz. Bir ayrıcalığınız olsun. Mutfağa bir perde yaparız. Evet. Bir tek camımız var deriz ki bir briz çubuk olsun. Evet. Şimdi biz briz çubuğu da sanata dönüştürdük mesela. Evet. Şuradaki camdaki şeyler. Evet. Yani basit bir briz çubuğu değil. Farklı pileler, farklı modeller, farklı tasarımlar uygulanmış 8 tane model var. Ama şimdi biz bunları hepsini geçelim. Biz diyoruz ki bir tane perde ustası bugün olmak istiyorum diyene bende tek bir örnek var. Geçen ustamızla beraber bu modeli hazırladık ve dedim ki ustama, dedim sen, dedim bana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça, 9 parça diker misin? Yakını alabilir miyim? Tek tek bize izah edin. 9 parça dedim dikebilir misin? Tamam dedi, dikerim. Ama dedi bu bir vitrinlik model değildir. Ben baştan söyleyeyim. Dedim sen mi dik? Niye? Çünkü ben dedim ki benim görmek istediğim düz bir tül. Evet. O düz tülü de mekanizmayla yukarıya nasıl kaldıracağız? Yani düz bir tül sanata nasıl dönecek? Bir tane kurvaza makinesiyle. Evet. İkincisi dedim bir tane burada bizde balon modeli, burada işkeme modeli diyorlar. Bir tane işkeme modeli diker misin? Onu da dikti ustamız. Altına da düz bir fon kaşı pile olsun dedim. Pilelerde dedim 10 santim olsun, kapansın, A pile şeklinde. Yanına da dedim bildiğimiz bir tane desenli fon. Onu da yaptı. Oradan geldim, diktim, ustam diktim. Şimdi dedim bir tane İtalyan kapalı, bir tane İtalyan açık dikeceğiz. Evet. Tamam, onları da diktik. Altına da dedim ki bunun bir kombini olsun. Kısa bir parça 80 santim bir tane dik. Tamam dedi, onu da diktik. Onu bitirdikten sonra dedim bir tane yan kulak, bir tane Orta kulak. Evet. Hepsini yaptık, astık. Dedi bir şey söyleyeyim ben sana, dedi bu teşhirlik bir model değildir. O dedim sana göre. Şimdi dedim ben bu parçalar zaten Dream Curtains'a ekledim. Evet. Şimdi dedim bunu değil de farz et ki bunun yarısını gördük. Bunun yarısı bu tarafa geldi. Evet. O zaman bir model oldu. Alttaki çıkardık, sadece bunu koyduk. Farklı bir model oldu. Bunları çıkardık. Evet. Yanlarına iki tane kruvaze koyduk. Farklı bir model oldu. Üçüncü modelimiz. Açık İtalyan iki tane ile verdik düz. Dört, beş, dört. Kapalı altı, İtalyan verdik altı. Yana bir kulak koyduk yedi. Ortaya çektik, buraya aldık sekiz. Altına komple bir şey. Evet, dokuz. Dokuz oldu. Ya şimdi sadece dokuz diyebiliriz. Aslında on sekiz. On sekiz model bu parçalardan çıktı. Evet, evet. Şimdi ben diyorum ki bir arkadaş, bir terzi arkadaş bunları hepsini öğrenirse ve 8 tane pile öğrenirse o başarılı bir ustadır. Efendim, bizim amacımız oraya kadar gelmek. Evet efendim, atölyemizi de böylelikle sizlere göstermiş olduk. Aslında atölyemizin amacını biz burada Balbun Bey'in ağzından dinlemiş olduk. Ha. Çok yönlü bir atölye. Mutlaka bu atölyeden yararlanın derim ben size. Özellikle perakendecilerimiz, özellikle patronlarımız, size sesleniyorum. Lütfen dikiş ustalarınızı Dream Curtains atölye, eğitim atölyesinin içerisine dahil ediniz. Tabii. Buyursunlar, gelsinler. Kendilerini geliştirsinler. Emin Kalaycıoğlu ustamız var. Şevket Karatan ustamız var. Yani ekibe dahil olan. Dream Curtains'la beraber.